Merhabalar efendim. Bugünkü konuğum Samsun'dan Düşevi oyuncularının genel sanat yönetmeni Cem Kaynar. Onlarla Düşevi oyuncularını konuşacağız. Bugün dününü, bugününü ve yarınını. Hoş geldiniz Cem Bey. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Sizi gördüm. Daha iyi oldum. Şimdi dinlediklerimden de sonra eminim çok daha iyi hissedeceğim. Hemen sormak istiyorum size. Düşevi oyuncuları ne zaman, hangi amaçla ne şekilde kuruldu? Evet. Düşevi oyuncuları 1998 yılında kuruldu. Üç kurucusu var. Ahmet Sabri Karataş, Mehmet Çömez ve ben Cem Kaynar. Üç arkadaş kurduk. Samsun'da kent yaşamını değiştirmek, dönüştürmek ve kendi özgür alanımızda tiyatro yapabilmek için tırnak içerisinde özel tiyatroyu, profesyonel tiyatroyu, tiyatro işletmeciliğini hiçbir şey bilmeden ondan sonra tamamen devlet memuru kafasıyla, kolejli kafasıyla böyle ondan sonra ne kazanılırsa işte paylaşılır, şu şudur budur şeyiyle kurulan, böyle geleneksel yapıya da şey yapan, saygı duyan, ayrıyetten tiyatromuzun kurucuları içerisinde bulunan Yekta Keçeli, rahmetli abimizin de desteğiyle eski tiyatrocu Ahmet İlligil Tiyatrosu'ndan, Samsun Belediye Tiyatrosu'ndan Ahmet İlligil'e transfer olup bir sürü ünlü tiyatroyla çalışan abimizin de desteğiyle kurulmuş olan Samsun'daki bir tiyatro Düşevi Oyuncuları. Sanıyorum Samsun'da Cumhuriyet kuruluşundan bu yana en uzun süre perdesini açan sahne ve ekip olma unvanını taşıyorsunuz şu an. Ya şöyle, Samsun'da bizim de yetiştiğimiz yer olan Oda Tiyatrosu çok eskidir kuruluşu. 1960'lardır. Sonra ara verildi. 80'lerde bizim abilerimizin geleneğiyle beraber 86-87 galiba bir şey kuruldu. 91'den itibaren ben oranın belediye konservatuarına girdim. Ama hani özel tiyatro olarak ben araştırdığımda sürekli hani sahnesini şeyini hiç kapatmadan, perdesini pardon hiç kapatmadan devam eden mesela Tiyatro Amisos da var. Onların da kuruluşu yani çocuk oyunu ağırlıklı iş yapıyorlar. Ama onlar da şey bayağı eskiler. O anlamda da hani Cumhuriyet kurulduğundan beri dediğim şey de oydu. Aslında ara ara Samsun'da şey olmuş. Mesela 1960'larda buraya gelip yerleşen ünlü tiyatrocular olmuş. 3 ay, 5 ay tiyatro yapmışlar. Bizim çok güzel bir Samsun fuarımız vardı. Hani ismen belki duymuşsunuzdur. İzmir fuarından sonra gelen müthiş bir fuar ve bütün çevredeki illerden buraya gelirler. Günde böyle 30 bin, 40 bin şeyi olur, ziyaretçisi olur. Ve onun içinde çok güzel bir açık hava sahnesi vardı. Tiyatrolar buraya turneye 10 gün, 15 gün, 20 günlüğüne gelirlerdi. Rahmetli Necdet Uygur, ondan sonra Zeki Göker, bir sürü tiyatrolar gelir burada oynarlardı. Ama şey, tabii ki gelenek olarak sonrasında 70'lerde farklılaşmış. 80 sonrasında daha böyle işte dediğim gibi Oda Tiyatrosu olmuş. Oda Tiyatrosu'nun sahnesi Atatürk Müzesi'nin altındaki Oda Tiyatrosu sahnesi kapatıldıktan sonra 1 lira muayyen bedelle şeye devredildikten sonra Kültür Bakanlığı'na 1995'ti galiba. Samsun'da şeyler başladı işte. Nedir adı? Özel tiyatrolar kurulmaya başladı yavaş yavaş. Onlardan bir kısmı uzun ömürlü olamadı. Bir kısmı ayrıldı, başka bir şey oldu. Şu anda da yanılmıyorsam yani 7-8 tane özel tiyatro var Samsun'da. Ondan sonra belediye tiyatroları var. Üniversite tiyatrosu var. Ve bu şekilde devam ediyor. Peki Düşevi oyuncuları kaç kişilik bir ekip? Bilmiyorum. Bayağı kalabalık diyorsunuz. Yok, o öyle kalabalık şey değil. Ya şöyle, Düşevi oyuncuları ekibinde hani maaşlı sigortalı çalışan kişi sayısı ne yazık ki şu anda çok az. Başka işlerle de uğraşıp aynı zamanda profesyonel tiyatro yapan insanlar var. Bizim geleneğimizden gelen işi gücüyle ilgili başka bir yerde olmak zorunda olduğu için şu anda oyunlara katılamayan ama tiyatronun içinde olan insanlarla birlikte ya da şu anda aktif olan insanlarla birlikte galiba 15-17 kişi civarında bir ekibiz. Şeyleri saymıyorum tabii. Gençleri, daha yeni başlayanları, hani böyle diğer o kısmı saymıyorum. Öyle bayağı bir kalabalık grup var.
Peki nasıl bir iş delegasyonunuz vardır? Yani burada herkes her işe bakar mı yoksa özelleşilen alanlar vardır? Nasıl bir iç işleyişten bahsediyoruz? Ya şöyle, bizim tiyatronun da işte her insanın, her şirketin aşaması olduğu gibi bizim de aşamalarımız var. Yani mesela kurumsallaşmayla ilgili bu konuda bana en büyük desteği olan kişi Mustafa Can, İstanbul'da reklam ajansı olan, şimdi kapattı, özel danışmanlık yapıyor. Hani kurumsallaşmakla ilgili sonuçta sanat üretiyorsunuz. Ama sonuçta bunu da pazarlamak gerekiyor. Ve doğru anlamda da yani yaptığınız şey ne kadar iyi olursa olsun bunu pazarlayamadığınız sürece hiçbir şeye yaramıyor. Yani parayla ilgili de yapsanız, parayla derdiniz de olmasa, çok zengin bir insansınız. Aylık 100 bin lira geliriniz var. Paraya da ihtiyacınız yok. Sizle beraber çalışan arkadaşlarınızın parasını da cebinizden veriyorsunuz diyelim. Ama hiç kimse 10 kişiye, 5 kişiye oyun oynamak istemez, söyleyeceği sözü az kişiye duyurmak istemez. Bu da bir pazarlama tekniği gerekiyor. Bununla ilgili kurumsallaştığımızı düşünerek birçok hamle yaptık. Fakat geldiğimiz noktada hep duvara çarptık. Ha, kurumsallaşma bu değilmiş, bu değilmiş. Şimdi son geldiğimiz noktada şey şu, tiyatronun genel sanat yönetmeni benim. Ferda Hanım, eşim ile beraber tiyatroyu yönetmeye çalışıyoruz. Ve her konuda, hangi konuda, hangi alanda destek alacaksak o konuda profesyonelleşmiş arkadaşlarımla çalışmayı tercih ediyorum. Bir ara şu şekildeydik, şu anda öyle değiliz. Mesela Türkiye'de birçok tiyatroda olmayan bir şey vardı. Yazarımız zaten şu anda hala da Muratcan Kibiroğlu, dostum, arkadaşım. Ha, şey mi oldu? Yazarımız dediniz, oradan bir daha alabiliriz. Tamam. Dediğim şey oldu. Evet, yazarımız Muratcan Kibiroğlu, dostum, arkadaşım. O oyunlarımızı yazıyor. Müzik tasarımcımız, dekor tasarımcımız, afiş görsel tasarımcımız, video art tasarımcımız, kostüm tasarımcımız ayrı ayrı vardı. Yani bizle beraber çalışan, bu bir tiyatro için çok büyük bir nimet. Hele de İstanbul'daki sizler bunu bilirsiniz yani. Hem maliyetler çok yüksektir, hem de sürekli çalışabileceğin insan bulmak çok zordur yani anlaşabilmen. Bu anlamda bir ara böyle bir şeyi tutturmuştuk. Şu anda o durumda değiliz. Daha Türkiye'nin de içinde bulunduğu durumla ilgili ya da şimdi birazdan konuşacağımız belki pandemi süreciyle ilgili daha küçüldük, daha minikleştik, daha minimize işler yapmaya çalışıyoruz. Durum böyle yani. Anlıyorum. Peki biraz da repertuarınızı konuşmamız gerekirse, şimdi biz hem Samsun'un seyircisine sormak isterim. Siz 22 yıllık da bir ekipsiniz. Eminim bu seyirci profilinde değişiklikler de olmuştur. Nasıl bir repertuarınız var? Neye göre oyunlarınızı seçersiniz? Ne tip oyunlar tercih edersiniz? Şöyle, biz kurulduğumuz yıllarda tırnak içerisinde, bunu böyle söylemede bir sakınca görmüyorum. Hani Samsun'daki küçük bir Ankara Sanat Tiyatrosu formundaydık. Daha böyle toplumsal oyunları, yani Nazım Hikmet, Orhan Kemal, Yaşar Kemal Teneke, geniş kadrolu, büyük dekorlu, klasik böyle şeyleri, oyunları seçtik. Onun için işte bir kolej tiyatrosu gibi, ondan sonra bütün herkes belli bir disiplinde, büyüğünden küçüğüne herkes işin ucundan tutan bir şekildeydi. Sonra biraz daha farklı oyunlar deneyelim dedik. 2010 yılında, yanılmıyorsam, öyle hatırlıyorum, bir kendi oyunumuzu yazalım diye bir yola çıktık. Ve Türkiye'de kadına uygulanan şiddetle ilgili Üçüncü Sayfadan Kadın Hikayeleri diye bir oyun yazdık. Hatta bu oyunu biz 6-7 arkadaş ortak yazdık. Bir öyküyü birisi yazdı, bir öyküyü birisi yazdı. Böyle nevrealist bir oyun yaptık. Böyle yeni gerçekçi, olanı olduğu gibi sahnede gösterdik, anlattık, yorum yapmadık. Bu oyun çok tuttu. O zaman Hürriyet gazetesindeydi. Emel Armutçu hanımefendi, Türkiye çapında bu kadına şiddetle ilgili hem aktivisttir hem çok önemli birisidir. Bize röportaj yaptı. Sonra Hürriyet'te tam sayfa röportajımız çıktı derken NTV falan filan, böyle bir hani Samsun'da olan bir tiyatronun ulusal basında çok fazla yer alması bu işimize geldi.
Hem belediyelerle tanıştık, İstanbul'la tanıştık. İstanbul'da defalarca bu oyunu oynadık. Hem Samsun'da oynadık falan derken biz o zaman kendi oyun alanımızı açalım dedik. Ondan sonrasında repertuarımız değişti. İşte sonrasında Muratcan Kibiroğlu'yla hadi oyun yaz dedik falan filan. En son geldiğimiz aşama geçen sene ben oyun yazarı değilim. Can'ın durumu müsait değildi. Ben oyun yazdım. Vicdan diye bir oyun yazdım. Yani hiçbir iddiam da yok. Ama yaptık. Tam oyunu oynamaya başladık. Zaten şey patladı. Pandemi patladı. Daha sonraki süreçte de yine bahsedeceğim. Şu anda sizin de muhtemelen soracağınız. Kendi sahnemizi açtık işte geçen sene. Repertuar. Ha bu arada ara dönemlerde çocuk oyunları yaptık. Onları atlamayayım. Yani şey yapmayayım. Çocuklarla ilgili. O konuda çok mu başarılıyız? Çok başarılı değiliz bence. Yani fena değiliz böyle. Hani yanlış bir şey yapmaktan çekindiğimiz için çok daha minimize küçük şeyler yaptık. Yani çok iddialı böyle şeyler yapmadık. Asiteş'le tanıştık. Asiteş üyesi olduk. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği üyesi olduk. Tülin Hocam sayesinde. Ve o festivalleri, Bursa'daki uluslararası festivale ve diğer böyle etkinliklere gittikçe çocuk tiyatrosu başka bir şey dedik. Aslında yakınlaşmamız gerekirse uzaklaştık. Dokunmayalım biz bu işe diye. Şimdi böyle ufak tefek tekrar kendi yine geçen sene bir şey yazdım ben. Bir çocuk oyunu yazdım. Ondan sonra onunla beraber değişik bir açıyla böyle bir çocuk oyunlarına bakalım dedik. Yani daha doğrusu hikaye işin özüne biz çünkü şu anda ona inanıyoruz. Nasıl diyeyim? Fiziksel tiyatro çok güzel, hiçbir sıkıntım yok. Ama ben yine kendi tiyatro görüşümle ilgili içerik, anlatılacak hikaye, söylenecek sözün hala günümüzde 2020'de önemli olduğuna inanıyorum. Fiziksel tiyatro eyvallah ya da o tür yapılan şeyleri çok da seviyorum. İzlerken çok keyif alıyorum ama ben kendim söyleyeceğim sözün olması ve sözün değerli olması gerektiğine inanıyorum. Bunun illa toplumsal olması da gerekmiyor. Biliyorsunuz 80'lerde falan daha çok böyle bireysel oyunlar, bireysel sinema denemeleri şeyler ya da başka dünyaya göndermeler. Romanlarda da öyleydi. Başka bir dünya varmış bilmem ne dünyası burada insanlar toplanıyor falan filan gibi. Günümüzde de içerikler değişiyor. Bunu da takip etmek gerekiyor. Samsun'dan beri ne kadar takip edebiliyorum? Soru işareti. Bu konuda mütevazıyız. Ama repertuarımız değişiyor. Şunu da yapıyoruz. Sorduğun sorunun aslında tam karşılığı da bu. Mesela repertuar tiyatrosu özelliğidir bu. Mesela bu geçen sene ne oynadık biz? Bir sene önce oynadığımız Bir Kadın Uyanıyor oyunu oynadık. Efendim, Bimarhane diye oynamaktan çok keyif aldığımız ve hala devam ettiğimiz bir oyunumuz var. Onu oynamaya devam edeceğiz. 4. sezonu galiba. Anadolu Kadınları diye kaç senedir bitiremediğimiz Hakan Alkan'ın yönettiği bir oyunumuz var. Yani şu anda ekip, yani hiçbir profesyonel yanı yok. Hani bir yövmiye alacaksın, bir şey yapacaksın. Tekrar prova yapıp istediğiniz yerde oynayabiliriz diyor. 5 kadından oluşan bir ekip. Vicdan zaten yeni oyun. Şimdi bu sene Mine Engin Tekay'ın Sardunya Kokan Kadınlar adlı öykü kitabından oyunlaştıracağımız bir oyunumuz olacak. Çocuk oyunumuz Palyo Çocuğu olacak. Böyle devam ediyoruz. Peki tekrar sormak isterim. Samsun seyircisine merak ediyorum. Nasıldı, nasıl değişti ya da siz ne fark ediyorsunuz? Çünkü kenti değiştirmek, dönüştürmek gibi bir iddiayla kuruluyorsunuz. Sizce ne kadar başarılı oldunuz? Samsun seyircisiyle ilgili benim tiyatro yaptığım dönemde kendi yaşadığım tecrübelerle edindiğim işte bilgiler, birikimler var. Bir de bizden önceki abilerimizin, ablalarımızın yaptığı dönemle ilgili hani ne olmuş şeyi var. Yani Cumhuriyet öncesi ya da Cumhuriyet kurulduğu zamanlarda bunu da belki birinci defa anlatıyorum ama anlatmaktan keyif alıyorum. Samsun şeymiş yani mesela özel, nasıl diyeyim, tüccarların da desteklediği o dönemde sahne açtığı bir yermiş. Samsun'da 600-800 kişilik sahneler varmış. Ondan sonra daha yeni okudum. İstanbul Şehir Tiyatrosu, Muhsin Ertuğrul'la
O işte Samsun'daki, şimdi adını hatırlayamadığım bir şey zadeler, o tüccar kişi sahnesi olan kişi şeye davet etmiş. Hadi şehir tiyatrosu, yani Darülbedai olarak gelin Samsun'a demişler. Onların da tam böyle Ramazan dönemiymiş, dinlenecekleri bir dönemmiş. Tamam demişler. Adamın gemisi varmış. Gemiye koymuşlar eşyaları, işte 4 oyun diyelim dekor. Çünkü 15 gününe geliyorlar Samsun'a. Adamın gemisiyle şey gelmiş Samsun'a. Ondan sonra onlar da artık karayoluyla, otobüsle öyle nasıl geldilerse. Ondan sonra Samsun'a gelmişler. Bilmem kaç gün turne yapmışlar. 1960'larda daha işte Türkiye'nin genelinde olduğu gibi dinamik bir seyirci varmış. Özel tiyatrolar, turne tiyatroları. 70'ler biraz ölüymüş. 80 sonrası artmış. Şimdi benim yaşadığım dönemde nasıl? Özel tiyatro sayısı çoğaldığı için bir seyirci kitlesi var. Ancak sahnelerle ilgili, belediyelerle ilgili sıkıntılarımız olduğu için sabit bir yerde seyirciyi toparlayıp, bir de Samsun artık büyüdü. Yani tamam bir Anadolu şehri ama şey olarak, ilçeler olarak büyüdü. Yani mesela İstanbul'da oyun oynadım diye bir deyim yoktur. İstanbul'da Kadıköy'de oyun oynadım vardır. Ne bileyim işte Beşiktaş'ta oyun oynadım vardır. O zaten başlı başına bir ildir yani. Ondan sonra hani İstanbul'a gidip oyun oynadım. Hani kimin haberi var? Böyledir yani bu şey. Ama Kadıköy'de Bahariye'de oynarsanız evet afişleriniz asılır ve Kadıköy'de oynadım dersiniz. Samsun'da biraz böyle İstanbul kadar olmasa da şey olmaya başladı. İlçeler anlamında Atakum büyük bir ilçe. İlk adım bizim yaşadığımız merkez ilçe. Bir de bu tarafta biraz daha bu işlere uzak Tekeköy ilçesi, Canik ilçesi var. Bu anlamda Samsun daha genişliyor. Seyirci biraz şey oldu Samsun'da. Nasıl diyeyim? Ünlü ve şöhretli tiyatroları getiren, cümleyi doğru kurayım, organizatör sayıları arttığı için düzenli 70 lira, 80 lira, 100 lira tiyatroya verip ayda bir gün, iki gün tiyatroya gidip salonları dolduran bir kitle oldu. Samsun'a turne yoluyla devlet tiyatrosu geldiği için işte 10 liraya, 15 liraya devlet tiyatrosunun oyunlarına düzenli giden 500 kişilik salonu dolduran bir seyirci kitlesi de var. Özel tiyatrolarda ise belli bir seyirci kitlesi var. Ama bu biraz böyle bizim çabalarımızla, yapılan oyunlarla, işlerle ilgili oluyor. Hala da böyle %100 işte bir özel tiyatro oyun yaptığında eskiden olduğu gibi 5-6-7 oyun birden kafadan bir dolup sonrasında yavaş yavaş hani belli şeylerle, reklamlarla dolmuyor. Gene kafadan şey yapman gerekiyor. İyi reklam, iyi sosyal medya satın almaları falan yapman gerekiyor. Yoksa birinci oyunda efendim şey yapabiliyorsun. %50 salonu oynayabiliyorsun yani. Ya da bizim Samsun deyimiyle %50 salonu oynayabiliyorsun. Peki böyle. Geçen sene sahnemizi açtık dediniz. Ben 2013'te bir şey okudum ama 2013'te Düşevi Sanat Merkezi mi? Yani ondan farklı bir şey mi sahne? Sahnenin ayrıntılarını şey, soracağım size de. Yani Samsun merkezinde yani şöyle bir şey düşündük biz. Şimdi oyun oynadığında biz burada haftada bir gün oyun oynuyorduk kapanan gazethanemizde. Oyun oynadığında haftada bir gün, hani ticari olarak konuşuyorum. O zaman sahnemiz 193 kişilikti galiba. İşte 150 kişi de ya full bile oynasan, yani kapalı gişe bile oynasan, haftada bir gün oynadığınızda oyuncu yövmiyesini veriyorsun, salon kirasını veriyorsun, diğer masrafları yapıyorsun. Kalan parayla kiran, işte sigortalı çalıştırdığın elemanın sigortası, maaşı, elektriği, suyu, doğalgazını karşılama şansın yok. Ek bir iş yapman gerekiyor. Şimdi İstanbul'da olduğunda abi diyorsun eğer gücün ve nefesin varsa dizi filmde oynayayım. Seslendirme yapayım. Ne bileyim falanca bilmem neyin danışmanlığını yapayım. Filanca okulda drama öğretmenliği yapayım. Atarak söylüyorum işte. Şimdi Samsun'da bu şeyler yok. Bu anlamda ek işler hani uydurmaya başlıyoruz. Ya da ben başka bir kurumda çalışıyordum. Kendi maaşından bir şeyler koyuyorsun. Bunlardan da çok sıkıldığımız için dedik ki bir sanat merkezi açalım. Sanat merkezinin önü kafe restoran olsun. Arka tarafında bizler ders verelim. Ve burada kazandığımız para, sıcak para tabiri caizse tiyatroyu beslesin. Yani ek bir gelir olsun. Bunu açtık. Açtığımız dönemde şey oldu. Hani sonrasında baktığınızda bu tür ticareti bilmediğimiz için çok başarısız olduk. Şöyle başarısız olduk. Mekanı açtık. Çok lüks bir mekan değil. Ama güzel, derli toplu mekan. İnsanlar gelmiyor. Abi tamam hani kafe mafe böyle çok biraz ara sokakta ama yine de Samsun'un merkezinde
Yani niye kimse gelmiyor? Sonradan öğrendik ki özel bir kulüp zannediyorlarmış bizim orayı. Hani Düşevi, sanat merkezi falan buraya üye olan geliyor falan zannediyorlarmış. Yani çok özel bir yer zannediyorlarmış. Ya yok özel değil kardeşim işte çay 2 lira 2,5 lira gel otur. Hani ne bileyim tost 8 lira gel işte ya bir de eşim de benim Rize Fındıklılı Ferda. Ondan sonra hani mutfağı ve sever. Biz ta tereyağları bilmem Ayder'den, şeyleri Gökçeada'dan, zeytinyağı falan böyle bir şeyler yaptık. 2,5-3 sene sonra dedik ki biz bu işten para kazanamıyoruz. Nasıl oluyor? Abi hesapladık maliyeti. Direkt Laz kafası yani Karadenizli kafası. Abi maliyetler bizim Uçmuş atıyorum gidiyor. 13 liraya bir tabak yemek veriyorsun ama sana maliyeti 11-12 lira. Zaten personel de yiyince zaten sürekli zarar ediyormuşuz biz. Bunu algıladık ama böyle biraz hareket etmemiz böyle bir mallaştık. Nasıl olacak? Burayı da kapatsak ayıp olur. Millet de çay içiyor ama bak anam da geliyor falan gibi böyle bir durumla. Bir süre sonra ben vayt yeter lan dedim. Ondan sonra sanat merkezinin kapattım. Kafe, restoran kısmını kapattım ve burayı dedim sahne yapıyorum. Teknik olarak yok nasıl diyebilirim. Bir takım kolonlardan dolayı aslında daha da güzel bir sahne olabilecekken o olmadı. 50 kişilik ondan sonra ne kadar sahne kısmı 4'e 4 diyelim yani 15 metrekare 16 metrekare sahne kısmıyla ışık ve ses sistemi içinde olan bir sahne oldu. Kasım ayında orayı da açtık. Hayırlı Tamam olsun. artık dedik. Sağ olun çay bilmem ne şu bu yok. Burası bir sahne. Arka tarafı sanat merkezinde ve o arka tarafındaki dersleri, kursları da küçülttük. Bizim işimiz dedik. Tiyatro dersi, drama dersi bunlardır. Onlara yöneldik. Bale dersi, müzik dersi isteyen olursa çok küçük gruplar açacağız dedik. Tam ona başladık. Orada da bir strateji kurmamız gerekiyordu. Şöyle bir strateji kurduk. Aylık hızlı çok etkinlik yapmak gerekiyor. Bunların bir kısmını ben ücretsiz yapma kararı aldım. Yani mesela 5 Aralık kadına seçme ve seçilme hakkı verildiği gün Atatürk'ün ondan sonra verdiği gün 2 tane kadın arkadaşımızı aldık. Meslekte başarılar ve çok önemli hikayeleri olan onlara hikayelerini anlattırdık sahneden. Yine İlker Mutlu diye bir arkadaşımız ayda bir sinema etkinliği yaptı. Bir film seyretti meraklarla beraber. Filmle ilgili analizler yaptı gibi etkinlikler yaptık. Matraksiyon diye bir doğaçlama tiyatro deyince abiler kızıyor. Doğaçlama gösteri grubumuz var. Doğaçlama gösteri grubumuzla işler yaptık. O bu arada çok tuttu. Ayda 3 gün, 4 gün full millet eğleniyor yani. Millet ölmüş kanka. Ay, müthiş bir şey falan diye. Bu Masal arada etkinliğiniz şöyle vardı bir de galiba, değil mi? Masal nasıl? etkinliğiniz vardı galiba bir de. Bravo. Canan Demirci arkadaşımız. Kendisi de hekimdir aynı zamanda. O zaten yapıyordu bu işi. Hadi gel dedik davet ettik. Düşevi sahnede yap. Müthiş işler yaptı o da. Yani her ay bir korku masalları, bilmem bir şey falan, yeni yıl masalları. Her ay bir masal tasarladı, kendi yaptı. Müzisyenle beraber 1 saat, 1 saat, 5 dakika, 10 dakika insanlarla müthiş bir iletişim kurdu. Bunun gibi böyle bir sürü etkinlikler yaptık ama tek yapmadığımız şey bir karma sahne. Antigone oyunuydu galiba. Misafir tiyatro oyun oynadı. Hani oyun hiç oynamadık. 7 sezon oyunumuz Vicdan'ı biraz geç çıkardık. Bir oyun oynadık, bir oyun oynadık. Üçüncü oyunumuz da pandemi ilan edildi. Yani sahnemizde bir tek tiyatro yapamadık. Onun dışında bir sürü şeyler yaptık. Bu arada kararı aldık eşimle beraber geçen sene. Tamam artık hani yaşımız da belli bir şeye geldi. Tiyatroyu da desteklemek gerekiyor. Dizi filmlerde, sinema filmlerinde oynamak. Hani biz oynamak istiyoruz deyince ne demek? Cem Bey buyurun falan öyle bir durum yok. Bir menajerle anlaşmak gerekiyor. Talep etmek gerekiyor. Onun kararını aldık. Alır almaz hemen 15-20 gün sonra, 1 ay sonra ondan sonra Ferda'nın da daha önce çalıştığı bir yönetmen vardı Ersoy Bey. Ordu'da dizi çekmeye başladı. Ferda bu sefer dizide oynamaya başladı. Kuzey Yıldızı diye bir dizide oynamaya başladı. Ondan sonra şimdi böyle şekillendiriyoruz. Bir de kızımız var. Ondan sonra 13 yaşında.
Ben şu anda kızımızla daha ilgiliyim. İşte Ferda diziye şu anda ara verdiler, gidiyor. Tiyatro, oyun, turne. Ha, bu sene İstanbul'a çok geldik. Büyükşehir Belediyesi oyun satın aldı bizden. Ayda bir gelip İstanbul'da oyun oynadık ondan sonra. Tam daha da çoğalacaktı işte. Mart, Nisan'da başka organizasyonlar vardı. O sırada işte şey, her lafın sonunda olduğu gibi pandemi patladı. Madem girelim o konuya da, bir sürü tiyatro tabii kapanmanın eşiğine geldi. Çok zor durumda kaldı bütün tiyatrolar. Bizim tiyatromuz da keza öyle. Eminiz sizi de ne yazık ki hazırlıksız yakaladı ve kötü etkiledi. Neler oldu bu süreçte? Bir de bu tabii hepimizin içinden bir dayanışma ruhunu da çıkardı. Biraz da o inisiyatifleri konuşalım isterim. Hem de siz neler yaptınız bu pandemi sürecinde? Hani dönem olarak nasıl anlatayım? Mesela Haziran, Temmuz'da falan olsaydı bu iş, yani ben bizim sektör açısından diyorum, biz belli şeyleri tamamlayıp yaza eğer düzgün geçtiyse sezonunuz, bir kenara para atıp yazlık masraflarınızı çıkaracak şekilde hayata devam edecektik. Tüh vah diyecektik falan, ama tam böyle işte 11-12 Mart tiyatrolar kapansın şeyi olduğunda kime sorduysam, bazı arkadaşlarım bu arada hani biz bizeyiz, kendi aramızda konuşuyoruz. Çok da atıyorlar. Abi 40 turnem iptal oldu lan. 40 turnem 40 turnem iptal oldu. Vay anasını. Hani 40 turnem iptal oldu. Öyle benim öyle 40 turnem falan iptal olmadı. 2 tane turnem iptal oldu. Ama şeydi, işte yeni oyunum çıkmıştı. Sahnede oynayacaktım. Biraz daha turne yapacaktım. Burada bir alışveriş merkeziyle çocuk etkinlikleri yapıyorum. Onlarım devam ediyordu. Ramazan ayında belli bir anlaşmalar yapmıştım. Onlarla ilgili işler yapacaktım. Yani bayağı dolu dolu Haziran bilmem kaça kadar çalışıp ondan sonra tatil planı yapacaktık. Tabii birden güm diye tokatı yiyince hepimiz de, sizde de aynı şey olmuştur. İlk başta tüh vah dedik, işte ekmekler paylaştık, bilmem neler paylaştık. Evde olmak çok güzel ama bir tarafta da korku var. Dışarı çıkarken sanki böyle biri sizi öldürecek gibi hissediyorsun. Yani tiyatroyu, sanatı bir kenara bırakın, insan olarak. Bizim bir oyunda bir arkadaşımızın lafı vardı. Afiş şeyi yaptık. Sloganı yaptık. Mustafa Can'ın lafıydı galiba. Ölümle tehdit edilen ruh gerçekleri söyler diye. Yani hepimiz ölümle tehdit edildik ve herkes böyle bir içe dönük şeye başladı. Bu ara işte sizle, onunla, bununla, dostlarla telefonda konuşmak, görüntülü konuşmak, işte Zoom'lar, şeyler falan çok revaçta olmaya başladı. Fakat sonrasında artık yavaş yavaş şey oldu. Ledin, eyvallah, avşar, güzel falan filan, ama hayatını nasıl geçiriyorsun, nedir, ne yapıyorsun yani? Hani anam mı zengin, babam mı zengin, bir yerden maaşım var, ne yapıyorsun? Hani bu böyle bir şey, işte aynı şeyi kendime soruyorum. Ben bu arada bir kurumdan emekliyim, emekli maaşım var ama yarısı şeye gidiyor, çektiğim krediye gidiyor. Ondan sonra bu sefer hayata döndürmeye başladık. Biz de bir imza kampanyası, işte tiyatromuz yaşasın diye bir imza kampanyası oldu. Oraya imza attık. Yaklaşık 32 bin kişi imza attı buraya. Seyircisi, ondan sonra teknik elemanı, oyuncusu, tiyatrocusu, tiyatro sahibi falan filan, bir sürü insan imza attı. Sonra bunu bir inisiyatife çevirebilir miyiz dedik. Tabii 32 bin insanı ya da aralarında tiyatrocu olanları toplayıp, o dönemde çok konuşma şansımız yoktu, duyuru yaptık. İnsanlardan olumlu tepki alınca böyle bir şey oldu. Oranda bir yürütme kurulunu oluşturduk. Hani şey yapalım, bu dönemde devletten, yerel yönetimlerden, belli kurumlardan destek isteyelim. Bir de kendi içimizde pratik nasıl çözümler buluyoruz. Çünkü devlet bir şey diyor mesela, 1 Temmuz'da tiyatrolar açılsın. Eyvallah, açılsın. Ama şu şu şartları sağlayın. Zaten şu şu şartları sağlayın dediğiniz şey, yani ben şimdi fiyat bilmiyorum da, bir ateş ölçer şu kadar. Günlük işte şu, her gün burayı temizleyeceksin dediğin zaman şu kadar. Ki İstanbul'da bu maliyetler sizin orada maalesef çok daha yüksek. Biz burada bir günlük oyunda temizliği ıvır zıvır 500 lira yapıyorsak, sizin orada 1500 lira, 2000 lira yapıyorsunuz. Bunlarda pratik çözümler bulabilir miyiz diye şeye başladık. Harekete başladık. Ve bununla ilgili mesela işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi güzel etkinlikler şeyi açtı, sizin de bildiğiniz hani, etkinlik yapmak için. Kültür Bakanlığı dedi ki işte dijital platformla ilgili böyle bir şey oluşturacağız. Buna ilgili size destek olalım. Hala daha gerçi paralar bilmem ne uzadı. Hani devletten para almak, şey yapmak zor.
yine dediler ki şeyle ilgili proje yardımları ile ilgili mevzuat değişikliği yapalım. Ama keşke demeselerdi. Aradan amatör tiyatroları attılar orada. Sadece profesyonel tiyatrolar, çocuk ve yetişkin, bir de şeyler kaldı. Geleneksel tiyatrolar kaldı. Derken işte böyle bir aşamaya geldik. Şimdi 11 Temmuz'da Cumartesi günü saat 5'te bir eylem yapacağız. Yani eylem dediğimiz sözümüzü tekrar duyurmaya çalışacağız. İstanbul'daki tiyatrolar şeyde Kadıköy'de Bahariye Caddesi'nde Süreyya Operası'nın önünde toplanacaklar ve bir basın bildirisi okunacak. Her gelen tiyatro kendi şeyini, isminin yazılı olduğu pankartı tutacak efendim ve basına yansıması olacak. Ustalarımızı, abilerimizi, ablalarımızı da davet edeceğiz. Yani sadece orada gençler ya da belli tiyatrolar değil, herkes olacak. Çünkü her tiyatronun sorunu bu. Ve ona göre de şey yapacağız, bir eylem yapacağız. Anadolu'da da işte biz Samsun'da mesela kendi sahnemizin önünde, bizim Düşevi sahnenin önünde, yine arkadaşlarım Gazi sahnesinin önünde toplanacaklar. Orası da dört tiyatronun işlettiği bir yer ondan sonra. Ve Anadolu'da birçok yerde, Ankara'da, İzmir'de efendim birçok yerde insanlar bu bildiriyi okuyacaklar ve sosyal medyadan paylaşacaklar. 11 Temmuz Cumartesi günü saat 17'de bu açıklamalar yapılıp yine 11 Temmuz Cumartesi saat 19'da sosyal medyadan paylaşılacak. Eğer şey olursa da müthiş güzel olur tabii. Mesela Twitter'dan falan paylaşırsak ve bu iş bir trend topik olursa, hani sesimiz duyurma noktasında taleplerimiz ne olacak? Basın bültenini falan şey yapmayayım, okumayayım, söylemeyeyim ama taleplerimiz baştaki imza kampanyasındaki 7 tane talebin aynısını seslendireceğiz. Yani nefes almak istiyoruz, yaşamak istiyoruz ve şu anda bunlara ihtiyacımız var. Çünkü bunlarla ilgili şu anda hiçbir gelişme olmadı. Dediğim gibi dijital platformla ilgili başvuranlara bir takım ödenekler çıktı. Onlar da hala ödenmedi. Bir takım, şimdi söylemeyeyim, çok anlamsız bürokratik şeyler oldu, saçmalıklar oldu. O paralar da şu anda görünen Ağustos anca ödenecek. Onu zaten biliyorsunuz, bir kısmı işte KDV'si, bir kısmı vergisi, size şeyi kalıyor. Çok az bir kısmı kalıyor. Onunla işte bir nefes alacaklar tiyatro, ama başka hiçbir şey yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sağ olsun bir şeyler yapmaya çalışıyor. İzmir yapıyor. Ankara'yı çok bilmiyorum büyük şehirler anlamında. Ama diğer belediyelerin de hareket etmesi gerekiyor. Yani tiyatrolara, yani göstermelik de gerçekten destek olması gerekiyor. Ya bunlarla ilgili çok... Bu inisiyatiflerle çıkan şeyler uzun vadeli ve kalıcı çözümler bulmaya yarar. Çünkü geçici bir pansumanlar aslında yarayı iyileştirmiyor. Bravo, evet. Sonuç çıkar buradan da. Ellerinize sağlık diyoruz. Ben son sorumu sormak istiyorum size bir kapanış olarak. Düşevi'nin hedefleri, hayalleri. Düşevi'nin hedefleri, hayalleri, işte bu tür dünya çapında bir pandemi olunca ya da ne bileyim benim de yaşadığım böyle olumsuz bir takım şeyler oldu. Tiyatro ile ilgili, arkadaşlarımla ilgili, dostlarımla ilgili olunca insan böyle biraz umutsuzluğa, ümitsizliğe kapılıyor. Ben şu anda önce nefes alıp ve yaşamak istiyorum. Sonrasında oyunlarımı istediğim gibi, istediğim ayarda yapıp seyircimle bir de kendi sahnemde, hani şöyle düşünün yani Ladin bir ev aldı. 70 metrekare, küçük. Ama kendi evinde oturmak istiyor. Anladınız mı? Ben yani İstanbul'da da ev almak ne kadar zordur. Ve şey de, bir de hadi diyelim siz karşı taraftasınız. Ne bileyim işte Beşiktaş'ta bilmem ne, ya da bu tarafta Kadıköy'de bir ev aldınız. Yani kendi evinde oturmak istiyor. Ben kendi evimden seyircime sözümü söylemek istiyorum. Ve yaşamak istiyorum. Bu anlamda da Düşevi artık şey değişiyor. Bunu kabullendim. Eskisi gibi kalabalık, büyük, işte kolej tiyatrosu gibi herkes olsun, işte aman herkesin gönlü olsun diye bir iş yapmak istemiyorum. Gerçekten bu işin içinde olacak, emek sarf edecek, bu işi severek yapacak insanlarla beraber Türkiye'de de sesimizi duyacağımız spesifik
Vay bak bunu böyle bir şey düşünmüşler, böyle bir şey yapmışlar diyebilecekleri yeni oyunlar sahneye koymak istiyorum. Şeyimiz bu. Ağzınıza sağlık. Umuyoruz dilekleriniz hemen yarın gerçek olur. Çok teşekkür ederim. Yani bizde de böyle bir röportajı yaptığınız için. Çünkü İstanbul'da gerçekten çok tiyatro, çok koltuk, çok sahne var. Ama Anadolu'da da yani sadece ben değil, bir sürü profesyonel ya da amatör, bağımsız, belediye tiyatrosu ve bir sürü segmentte şey var, tiyatro var. Ve bunlar azımsanacak gibi değiller. Şey tutmuşlar, nasıl diyeyim size, bulundukları yerde bir sancak tutmuşlar. İşte profesyonel tiyatro ya da abiler geliyorlar, burada seyirci bulduk diyorlar. Halbuki insanların aklından tiyatro kelimesinin silinmemesinin sebebi oradaki amatörler ya da profesyoneller, bir şeyler. Adam karı koca 15 senedir, 20 senedir bulunduğu küçük ilde sadece tiyatro yaparak hayatını geçindiriyor ve dürüst yapıyor, düzgün yapıyor. Az yapıyor, öz yapıyor. Bunlar çok değerli. Bu anlamda da sizin böyle bir şey düşünmüş olmanız da çok önemli. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Umarım aklımda, hayalimde tiyatro olan Türkiye'deki her yani Türkiye'nin her yerindeki genç arkadaşlara da ilham verici olur sizin bu kişisel hikayeniz. Neredeyse yarım asırlık bu hikayeniz. Ağzınıza sağlık diyorum. İnşallah en kısa sürede pandemi biter ve siz de seyircinizle kavuşursunuz. Sağ olun. Sağ olun. Çok Selamlar teşekkür olsun ediyorum ben de. İstanbul'dan Samsun'a, Düşevi oyuncularına. Hoşça kalın. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun.